Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da açarak çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunun da tümü yazan yeri aktif hale getirirseniz İlk önce videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle tek renk kardar sarısı bir tülbentim var. Bakın arkadaşlar, Reyyan marka. Bunu aparat olarak kullanacağım. Şöyle ve 21 numara tığım. Tek renk, tek sıra. Şöyle çok güzel bir model hazırlayacağım. Tülbentimle birebir aynı renkte ipimin şöyle numarasını göstereyim. 783 hardal sarısı. Böyle leylak marka ipim var. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek yapıyoruz ve şöyle köşeden biraz pay bırakıp tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım sık iğnenin üzerine. Hemen yandaki tığ battıya girip şöyle 1, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip şöyle tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 9 tane zincir. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri buraya kapatıp bir tane kirpik oluşturdum. Bu şekilde 3 tane kirpik yapıyoruz. 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi kapatıp bu şekilde kirpik oluşturduk. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi kapatıyorum ve kirpiğimi yapıyorum. 6 tane zincir, 5 ve 6. Ters tarafına çevirdim. Şöyle bakın, 1, 2 ve 3. Üçünü birden buraya kirpiğimi kapatıyorum, sabitledim. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi bu sık iğnenin arasından girip buraya minik bir kirpik oluşturdum. Şöyle bir zincirle dönüyorum. Yuvanın içine girdim. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 3 kirpikten bir fıstık oluşturup tepesine 5 zincirden yuva hazırladım. Bir sık iğne ile de içine dönüş yapıp sık iğnenin üzerine bir zincir, şöyle aparatımı alıp ilmeğime taktım. Bu şekilde buraya 7 tane kirpik oluşturacağım. Bakın 1, 2 zincir taktım. Sıkı sıkı kalıplıyorum. İlmeklerimin kalıp gibi çıkması için de şöyle dibindeki zinciri ikişer zincir çekerek, sıkı sıkı çekerek kalıp gibi çıkmasını sağlıyorum. Şöyle bakın. Buradaki zincir sayımı 1, 2. Oturtuyorum güzelce. 4. Şöyle 1, 2, 5, dibinde 2 zincir, 6, dibinde 2 zincir, 7, 3, 6 ve 7, dibinde 2 zincir çekiyorum, 8. 8 tane kirpiği buraya oluşturdum ve dibine 2 tane sık iğne yapacağım. Bakın arkadaşlar, şöyle bir oturması için, ikincisi de zincirim için ayrılacak. Bakın 9 tane zincir çekiyorum. Zincir sayımız hep aynı. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 4. tığ battı. Şöyle 1, 2, 3 ve 4.
Dördüncü tığ battıya. Tekrar sayalım. Sabitledim bakın arkadaşlar bu şekilde. Dördüncü tığ battıya sabitledim ve bu aparatıma taktığım ilmekleri bakın şu orta kısmından bastırınca açılıyor arkadaşlar. Yukarı doğru. Bu şekilde buraya kirpikleri hazırladım. Bu kirpikleri sonra tek tek de açabilirsiniz. Şöyle benim yaptığım gibi bu şekilde de böyle açabilirsiniz. Birbirinden şöyle elimizle de ayırabiliriz. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Bu şekilde bakın uç kısmından değil de şöyle orta kısmının burunun orta kısmını alarak bu şekilde de hazırlarsak daha güzel duruyor. Tekrar bunu uğraşmak istemeyen yapmayabilir arkadaşlar. Zaten kalıp gibi çıkıyor içinden. Şöyle yukarı doğru ayırıp bir maksat bunu yapmamız maksadı bakın şunlar şöyle birbirlerine yapışık diye tek tek elle uğraşmayalım diye tığla ilmekleri ayırmak buradaki amaç. Şöyle nerede kalmıştık? Devam edelim. Madem gösterdik hepsini yapalım arkadaşlar. Yarım kalmasın. Şöyle aradan giriyorum. Bakın. Tekrar aradan giriyorum. Şöyle son ikinin de içinden girip bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi ilmeğimi tutturdum ve yine bir tane daha göstereceğim sizler için. Bakın sık iğne ile sabitledikten sonra bir defa yine tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 1, 2 ve 2 trabzanımı hazırladım. Şöyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu üçlü trabzanın içine 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 9 zincir. 9 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kapatıyorum. 2, 9 zincir. 3 tane 9 zincirden kirpiğimi hazırladım. 6 tane zincir çekiyorum. Ters çevirdim bu şekilde. Ve 1, 2 ve 3. Üçünü birden sık iğne ile buraya kapatıp bir tane fıstık oluşturdum. 5 zincir. 5 zincirimi bakın, sık iğnenin tellerinin arasından girip bu şekilde sabitliyorum. Buraya bir tane yuva oluşturduk. Düz yüzüne döndüm. Sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Dibine bir zincir çekip ipimi uzattım. Yine buraya 7 tane ilmek toplayacağız. Bakın arkadaşlar bu birinci ilmeğim. Aynı yuvanın içine girip şöyle 1, 2 zincir, 3. Aynı yuvanın içine giriyorum. 1, 2 zincir. 4. 5. 6 ve 7. 7 tane bu şekilde ilmeği topladıktan sonra bu yuvanın içine yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar.
ve 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, sıkı sıkı 6, 7, 8 ve 9. Çünkü bu artma işlemini kalıp gibi durması için şöyle yine dibinden sayıyorum bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle benim tığ battılarım biraz küçük olmuş. Eğer tığ battılarınız iri ise arkadaşlar daha 3. tığ battıya kapatabilirsiniz bu artma işlemini. Evet, yine ilmeğimi bu şekilde bakın sağladım. Şöyle parmağımdan ipimi çıkarıp rahatça hareket edelim. Bu şekilde fıstığın tepesini oluşturduk ya, şu kısımdan şöyle yukarı kaldırıyorum bakın. Elimle açıyorum. İster böyle tek tek tığla uğraşın, ister sadece elinizle şöyle sadece ilmekleri ayırın. Hangisi kolayınıza geliyorsa şu dip kısmındaki zincir sayılarımızı sıkı çektiğimiz için asla bozulmayacak. Demin gösterdiğim gibi arkadaşlar şöyle tığımızın orta kısmına doğru yerleştirerek şöyle ilmekleri uzatıp bu şekilde de arka tarafından da tabii ütülendiği takdirde şöyle kalıp gibi kirpikleriniz, mekik gibi böyle sıralı bir modeliniz olacaktır arkadaşlar. Şu ipi görmeniz için arkaya alayım. Evet, yapılışı bu şekilde. Şöyle fıstığımı oluşturduğum fıstığımı göstereyim. Gayet kolay. Aynı işlem arkadaşlar. İki tane yaptık. Daha fazla yapıp uzatmaya gerek yok. Gerçekten ütülendiği zaman arka tarafından şunlar şöyle de açılır. Daha tostik durur. Şöyle bakın arka tarafından bunları bastık uygulanınca sıcak ütü açılır. Çok hoş durdu. Gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar. Modelimiz bu. Yapılışı da bu. Çoğaltıp da gelmeye de gerek yok. Nasıl olsa bunları bitince sökeceğim arkadaşlar. Böyle 7 kirpikten 6 fıstıktan oluşan bir model hazırladım sizlere. Şöyle bazen ışık açısından arkadaşlar parlak çıkabiliyor. Renginin güzel görülmesi için parmağıma elimi şöyle yerleştireyim. Siz bunu kamera karşısında gördüğüm kadarıyla birbirlerinden ayırt etmeye çalışıyorum. Şöyle siz daha güzel tek tek takarak da yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.